Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler diliyorum herkese. Evet sevgili arkadaşlar, bu analizde dolar TL'nin son durumuyla ilgili birkaç tespitte bulunacağım. Yarın için önemli ve dikkat edilmesi gereken seviyeler üzerinde duracağım. Ve BIOP cephesinde de nelerin olup bittiğini, hangi seviyelerin dikkat alınması gerektiğini ve Merkez Bankası'nın ne tür bir eğilim içerisinde olduğuna değinmeye gayret göstereceğim. Bugün akşam üzeri vermiş olduğu analizimde dolar TL için son durum itibariyle 5.62 seviyesinin oldukça önemli bir konumda olduğunu, %23.6'ya denk gelen şuradaki Fibonacci direnç noktasının artık bir destek haline getirilip getirilmemiş olduğunun takibinin büyük bir önem arz ettiğini ifade etmiştim. 5.62'nin aşağısında 5.57 ile 5.60 aralığına yönelik geri çekilmeler olabilir. Ancak önemli olan konunun bu hafta, bu bir haftalık grafiktir değerli arkadaşlar. Bu haftanın 5.62 üzerinde kapanış yapması idi. Dolardaki yükseliş eğiliminin devam edebilmesi bakımından. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle dünyada ne oluyor ne bitiyor birazcık ona da bakmakta yarar görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Golan Tepelerinin İsrail tarafından işgalini tanıdığını resmileştiren bir karara imza atmış oldum. Bu tablo her ne kadar bütün dünya tarafından kınanmış gibi görünüyor olsa da yine en şiddetli tepki Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından geldi. Bu kararın yok hükmünde olduğu ifade edildi. Asla tanımayacaklarını belirttiler. Yarın bu açıklamaya nasıl bir cevap gelir? Cevap gelir mi, gelmez mi, ne olur, ne biter? Bunu bilmiyoruz tabii ki. Fakat ortada bir gerçek var. Amerika bu konuda yine bildiğini okumaya devam ediyor. Diğer yandan sevgili arkadaşlar, Amerikalı yetkililerden bir başka açıklama geldi. İşte Suriye sınırındaki güvenli bölge hususunda Türkiye'nin de menfaatlerini koruyacak şekilde bir adım atma, bir çözüm arama çabası içerisinde olduklarını söylediler. Bu bir anlamda Türkiye'nin Golan tepeleriyle alakalı olarak oldukça yüksek tonda çıkan sesinin birazcık kısılmasını sağlamaya yönelik bir açıklamaydı. Bu konuda Amerika çok net bir şekilde orada oluşturacağı güvenli bölge konusunda Türkiye'nin işin içerisinde olmasını istemiyor. Özetle sevgili arkadaşlar, gerginlik devam ediyor. Dünya piyasalarındaki olumsuz tablo devam ediyor. Gelişmekte olan ülkelerin endeksleri de bugün ciddi kayıplar yaşadı. Hem Japonya hem Çin'de de önemli kayıplar vardı. Doların Japon yeni karşısındaki değer kazanımının devam ettiğini görmekteyiz. Diğer taraftan Euro karşısında doların güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Ve diğer yandan altının ise güvenli bir liman algısıyla 1320 dolar direncini de aşmak suretiyle şu anda bunun üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Kaldı ki altın eğer 1320 dolar seviyesini kendine destek edinebilirse ve dünyadaki bu kararsızlıklar ve huzursuzluklar devam ettiği müddetçe tekrar 1340-1350 civarlarına yönelik bir hareketlenme yaşayabilir. Altındaki bu hareketlenme ve şuradaki paritenin geriye doğru çekilmiş olması, dolar Japon yeni paritesinin geriye doğru çekilmiş olması, dünyadaki huzursuzluğun ne ölçüde arttığına dair önemli bir gösterge niteliğinde. Evet arkadaşlar, Merkez Bankası dolardaki bu hareketliliğe karşılık bir takım tedbirler almaya çalışıyor. Önce depo ihalesini açmayacağını ifade etti. Böylelikle Mart ayı içerisinde 5,5 milyar dolar civarında azalan rezervleri dizginleyebilmek, bu konudaki olumsuz gidişata bir dur diyebilmek amacıyla bu ihaleyi açmama kararını almıştım. Bir sonraki hamlesi ise mevcut gelişmeleri ve dolardaki ani hareketleri engelleyebilmek bakımından bir çözüm üretebilmek adına ikinci bir tedbiri ise swap oranlarında oldu. Swap oranlarını %10'dan vadesi gelmemiş swap oranlarını %10 seviyesinden %20 seviyesine çıkardığını açıkladım. Arkadaşlar swap konusu çok teknik konu. Yani bunu şu anda bu analiz süreci içerisinde bütün boyutlarıyla anlatmam mümkün değil. Ama şöyle bir kısa açıklama yapmaya çalışayım. Swap kelime anlamı değiş tokuştur. Yani bir şeyin ekonomik değeri olan iki unsurun mübadele edilmesidir, değiştirilmesidir. Farklı menfaatlere bağlı olarak taraflar bu konuda ellerinde bulunan belli bir ekonomik değeri avantaj elde edebilmek için tabii ki bir değişim yapmaktalar. Buradaki mevzu da bankalar açısından avantajlı olabilecek olan bir durumdur. Bankalar ellerinde bulunan dövizlerinin daha öncesine kadarki itibarla %10 kadarını borç vermek suretiyle, borç demeyelim de Merkez Bankası'na
belli bir süreliğine tevdi ediyor ve onun karşılığında da Türk parası alıyordu. Yani Merkez Bankası ile bankalar döviz ve TL değişimi yapıyorlardı. Merkez Bankası TL veriyor, bankalar ise onlara döviz veriyor. Bunun karşılığında da TL almış oluyor ama o dövizi bozdurmamış oluyor. Yani bankanın TL'ye ihtiyacı varsa dövizini de bozdurup bu ihtiyacını karşılayabilir. Ama banka hem dövizini bozdurmak istemiyor ama aynı zamanda da TL'ye olan ihtiyacı bulunduğu için de bu manada Merkez Bankası ile bir takas yapıyor. İşte bu limiti elindeki döviz miktarının %20'sine çıkarmakla Merkez Bankası bu durumda bankaların elinde bulundurmuş olduğu dövizinin %20'sini Merkez Bankası'na verip bunun karşılığında Türk lirası alma ve bu Türk lirasını da bir şekilde piyasaya sokma ihtimalini değerlendirmek istediler. Bunun bir diğer faydası ne olacaktır? Bankalar Merkez Bankası'na döviz verdiği zaman ve karşılığında Türk lirası aldığı zaman Merkez Bankası da döviz ihtiyacını karşılamış olacaktır. Zira rezervlerinin düşüyor olduğunu ifade etmiştik. Böylelikle döviz rezervlerini de artıracaktır. Arkadaşlar bu tedbirler tabii ki Merkez Bankası'nın dövize olan ihtiyacının ne ölçüde büyük olduğunu ifade etmekte. Piyasa içinde bulunduğu bu gerginliği ve Merkez Bankası'nın attığı adımlardan da çok net bir şekilde önemli bir döviz sıkışıklığı içerisinde olduğunu algılıyor ve buna bağlı olarak da çok hızlı reaksiyonlar vermekte. Özetle arkadaşlar gerginlik devam ediyor. Alınan tedbirlerin şu an itibariyle çok net sonuçlar üretebildiğini söyleyebilmemiz mümkün değil. Akşam saatleri itibariyle dolar TL'de yani gece saatleri diyelim birkaç saat öncesi itibariyle dolar TL'nin 5.55 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşadığına tanık olduk. Ancak 5.55 seviyesi dolar için artık önemli bir destek konumuna geldi diyebiliriz. Zira bugün 5.75'leri gören doların tekrardan 5.55'e kadar gerilemiş olması ki 5.54-5.55 bölgesinde biliyorsunuz bir direncimiz bulunuyordu. Bu direnç bölgesini destek konumuyla algılamış olması, 5.55'in daha da aşağısına gelmemiş olması ve şu an itibariyle de 5.57'ler civarında hareket ediyor olması dolardaki yükseliş ivmesinin ve de niyetinin devam etmekte olduğunu göstermekte. Arkadaşlar şöyle bir kanalımız vardı. Bu kanalımızın alt bandı ve üst bandı olarak tanımlamalar yapıyordum ve kanalımızın üst bandı olarak şu anda 5.47 seviyesini görmekteyiz. Şurada göreceğiniz üzere. Evet, pardon 5.57 seviyesini görmektesiniz. Daha önceki analizlerimizde yani şu barlar oluşmadan önceki analizlerimizde şu bölgelerdeyken demiştik ki bu kanal bir şekilde aşılır ise bu kanalın üzerine çıkılır ise ve geri dönüşlerde de bu kanalın aşağısına inilmeyecek şekilde bir destek tablosu oluşturulabilirse bu durumda yeni bir yükselen kanal açılacaktır ve yükseliş ivmesi buna bağlı olarak devam edecektir diye. Bu kanalın üzerine çıktık. İlk hamlede bu kanalın tekrardan test etmek amacıyla bir geri dönüş oldu. Şu anda bu kanalın aşağısına bir sarkma yaşanmakta. 5.57-24 seviyesinin bu kanalın üst bandı olduğunu söylemiştik. Artık bizim takip etmemiz gereken en önemli seviye 5.57 seviyesinin üzerinde bir destek oluşturabiliyor muyuz? 5.57'nin üzerinde kapanışlar yapabiliyor muyuz? Yani şu kanalın üst bandının üzerinde kapanışlar yapmaya devam edebiliyorsak bu kanal artık tamamıyla devre dışı kalmıştır. Bu kanalın üst bandı da bir destek konumuna gelmiştir diyebileceğiz. Arkadaşlar ana tablomuz bugünkü akşam üzeri analizinde de sizlerle paylaştığım üzere 5.60-62 bölgesinin üzerinde kalınması büyük bir önem arz etmekte. Ancak günlük grafiklerimiz itibariyle yarını daha doğrusu bugünü dikkate alacak şekilde hareket ettiğimiz zaman ise 5.57'nin üzerinde olmamız büyük bir önem taşıyor. Zaten pivot seviyemizde şu an için seviyeye geldiğimiz zaman burada 5.62 seviyesinin 5.61-70 seviyesinin önemini görmekteyiz. 5.62'nin üzerinde kalındıkça yükseliş ivmesinin daha güçlü olduğunu düşünebileceğiz. Ama 5.57 seviyesini ise önemli bir destek noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. 5.62'nin aşağısında kalındıkça 5.57-5.60 aralığında bir sıkışma yaşanabilir. Zaman zaman 5.55'deki ana desteği test etme ihtiyacı da doğabilir. Fakat bütün bunlara rağmen, bütün bu ihtimallere rağmen doların bir şekilde 5.62 üzerinde bir sıçrama yaşaması durumunda ve bu seviyenin 5.62 seviyesinin artık bir destek olarak çalışıyor konuma gelmesi durumunda yükselişlerin biraz daha hız kazanabileceğini dikkate alabiliriz. Arkadaşlar 5.62 seviyesi bir anlamda doların vites büyüteceği, vites artıracağı bir
geçiş noktası olarak değerlendirilebilir. Ama 5.62 aşağısında kalındıkça da dolar TL'nin 5.57-5.60 aralığında bir oyalanma yaşayabileceğini, 5.55'e doğru ufak tefek sarkmalar yaşayabileceğini ama bu seviyelerden tekrar tepki alımları gelmek suretiyle 5.62'yi tekrar zorlamak ve bunun üzerine çıkıp yerleşmek niyetinin gündemde olduğunu ifade edebiliriz. Arkadaşlar, az önceki haftalık trafiğimizde söylemeyi unuttum. Evet, bu haftalık grafiğimizde değerli dostlar 5.55 seviyesinin bu haftanın önemli bir pivot desteği konumunda olduğunu da görüyoruz. Zaten 5.55'in genel anlamda bir destek olduğunu biliyorduk. 5.55 seviyesi aynı zamanda haftanın pivot desteği durumunda. Eğer ki bu haftanın ana pivot seviyesi olan 5.70 üzerine bir sıçrama olur ise bu durumda 5.99 seviyesine kadar hareketin devam etme ihtimali vardır. Ancak biz Fibonacci kriterlerimiz itibariyle şurada göreceğiniz gibi 5.92 ve 5.88 bölgesinin önümüzdeki ilk önemli dirençler konumunda olduğunu, 5.70'in üzerine eğer çıkılacak olur ise bu durumda özellikle 5.88 ile 5.92 aralığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştık. Tekrar da aynı vurguyu yapalım. Evet arkadaşlar, tekrar günlük grafikteyiz ve günlük grafiğimiz itibariyle yarın için dikkat etmemiz gereken seviyeler 5.62 seviyesinin pivot konumu. Önemli bir seviye olarak karşımızda. Bu seviyenin üzerine çıkılıp çıkılamadığını dikkat etmeliyiz. 5.62 seviyesinin aşağısında kalındıkça 5.57-5.60 aralığı ve 5.55'e kadar da sarkma yaşanabilir şeklinde notlarımızı almamızda yarar bulunuyor. 5.62'nin üzerinde dikkat edilmesi gereken seviye 5.68. Bu seviyeye yaklaşımlarda satış baskısı oluşabilir. Tekrar 5.62'ye geri dönüş olabilir. Buradaki seviyenin destek olarak sağlamlaştırılması istenebilir. Şayet 5.68 seviyesi de aşılacak olursa bu kez 5.84'e ardından da 5.90, az önce ifade ettiğim 5.88-5.92 bölgesindeki, yani şuradaki direnç noktalarımıza doğru bir hareketlenme yaşanabilir. O halde yarın 5.62 üzerinde kalınabiliyorsa 5.68 olasılığı, buranın da aşılması durumunda nereye kadar bir yükseliş olabilir sorumuzun yanıtı 5.84 olarak görülmekte. Arkadaşlar şimdi gelelim Viyop konusuna. Viyop konusuna gelirken de hemen belirtmek istiyorum ki Viyop'ta rakamlar, seviyeler birazcık daha farklıdır. Bu Viyop grafiğimizin Mart vadeyi ihtiva eden bir grafiğidir. Burada arkadaşlar önemli olan seviye şu bölgeydi. Bu bölge 5.64 seviyesine denk gelen bir direnç bölgesidir. Zira geçmiş tarihlerde bu direncin aşılamadığını görüyoruz. Ancak 5.64 seviyesinin üzerine çıkılmış olsa da bugün itibariyle 5.64 üzerinde bir kapanış gerçekleşmedi. Son kapanış 5.61-64 seviyesinde. Şayet iki kapanış görebilmiş olsaydık, bugün de 5.64 üzerinde bir kapanış yaşanmış olsaydı, yükseliş eğiliminin 6'ya doğru devam edebileceğini biraz daha net konuşabilirdik. Fakat şu anda bu direncin aşağısında bir kapanış gerçekleşmiş olduğu için yarın takip etmemiz gereken nokta 5.64 seviyesinin üzerine çıkabiliyor muyuz, çıkamıyor muyuz? Veya 5.64 seviyesi bir direnç olarak etkisini gösterip de bu bölgeye doğru bir hareketlilik olursa buradan satış geliyor mu, gelmiyor mu konusuna dikkat etmek gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, Viyop için 5.64 seviyesi aynı zamanda pivot seviyesi konumundadır. Yarın için 5.64'ün aşağısında takip edilmesi gereken ilk önemli destek 5.54'tür. Zannediyorum ki yarın sabaha kadar, ki gerçi yarın demeyelim artık, bugün diyelim, saatlerimiz 26 Mart'ı göstermeye başladı. 5.54 noktasına kadar bir geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir. Bu seviyeye kadar bir gerileme olasılığı mevcut ama illaki de bu seviyeler görülecektir, bu kadar bir geri çekilme olacaktır şeklinde düşünmek doğru olmaz. 5.60 seviyesinde de Mart vadeli dolar Viyop'un bir desteği olduğunu, bu destek seviyesinin de test edilmek istenebileceğini dikkate alabiliriz. 5.54'e kadar bir geri çekilme mümkündür ancak 5.57-5.60 aralığından toparlanıp tekrardan kendini 5.60 üzerine atmak isteyen bir dolar Viyop seyrine tanık olmamız bugün için olası görünmekte. Arkadaşlar bir diğer konu ise Merkez Bankası ne yapıyor, ne ediyor? Değerli dostlar, Merkez Bankası
geçtiğimiz hafta itibariyle Viyop konusunda herhangi bir işlem yapmadı. Altını çiziyorum değerli dostlar. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Mart vadede, Nisan vadede ve Haziran vadede hiçbir şekilde işlem yapmadı. Elindeki short pozisyonlarını tutuyor. Ancak Merkez Bankası günlerdir herhangi bir işlem yapmıyordu ama Merkez Bankası Haziran vade itibariyle bugün önemli miktarda bir short pozisyon açmış durumda. Evet arkadaşlar, bu görmekte olduğunuz tablo Merkez Bankası'nın Haziran vadede açmış olduğu short pozisyonların miktarını ve maliyetini göstermekte. Merkez Bankası 61.500 kontrat bugün Haziran vadede işlem yapmış. Diğer vadelerde işlem yapma gereğini duymamış. Zannediyorum ki swap oranlarını artırmış olması ve depo ihalesi açmama kararıyla yakın vadeli, yani Mart ve de Nisan vade gibi vadelerdeki yakın vadelerdeki dolar TL üzerindeki hareketliliğinden herhangi bir rahatsızlık duymamış gibi değerlendirebiliyoruz bunu. Ancak Haziran vade için bu miktarda bir short pozisyon açıyor. Merkez Bankası'nın özellikle Haziran vade itibariyle toplam pozisyonlarını ve bunun vadelerine, bunun maliyetine şöyle bir göz atalım isterseniz. Birkaç saniyenizi alacağım arkadaşlar tablonun hazırlanması için. Bugün itibariyle 61.500 kontratımız var. Acaba Haziran vadede Merkez Bankası'nın elinde ne miktarda bir pozisyon var? Haziran vadeyi değerlendirmemiz yeterli olacaktır. Zira Merkez Bankası şu anda Haziran vadeyi önemsemiş durumda. Bu vadedeki işlemlerden veya geçen seviyelerden rahatsızlık duymuş durumda gibi görünmekte. Evet, Haziran vade itibariyle arkadaşlar Merkez Bankası'nın elinde 1 milyon kontratı bulunuyor. 1 milyon kontrat short pozisyonu var ve ortalama maliyeti 5.68. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir sonuç çıkmakta. Merkez Bankası bugün 5.90'lar civarından Haziran vadede short pozisyon açmak suretiyle maliyetini iyileştirmek istemiş. Çünkü diğer vadelerde Merkez Bankası'nın maliyeti ciddi şekilde aşağılarda kaldı. Yani zararlı konumda. Ama Haziran vadede bu seviyelerden yapmış olduğu ekstra short işlemlerle ortalama maliyetini 5.68 seviyesine çıkarabilmiş durumda. Dikkat ediniz, çıkarabilmiş durumda diyorum. Çünkü short pozisyonlarda maliyetiniz ne kadar yüksek ise oluşan geri çekilmelerde o kadar avantaj sağlayabilirsiniz. 5.68 diyor. Bir de arkadaşlar bugünkü Haziran vadenin son uzlaşma değerine bir bakalım isterseniz. Son uzlaşma değeri ise 5.92. Evet, Merkez Bankası'nın ortalama maliyetini biz 5.68 olarak görüyoruz. Ama gördüğünüz gibi 5.92 gibi, pardon özür diliyorum. Evet, 5.92.06 uzlaşma değeri. Merkez Bankası bu vadede de önemli bir ters konumda olduğunu söyleyebiliriz. Elindeki pozisyonların maliyeti ve şu anki son uzlaşma fiyatı itibariyle. Merkez Bankası bu bilmecenin içinden nasıl çıkacaktır bilmiyorum. Bütün pozisyonlar itibariyle önemli bir kayıp yaşamakta. Eğer ki önümüzdeki günlerde dolar TL'nin veya Viyop dolar değerlerinin maliyetinin daha da aşağısına inebileceğine dair bir beklentisi veya bunu sağlayabilecek bir planı, programı var mıdır yok mudur, bunu hep birlikte göreceğiz. Bunlar ayrı bir konu. Fakat Merkez Bankası geçtiğimiz tarihlerde Viyop işlemlerinde önemli kazançlar elde etmişti ama şu anda önemli kayıplar yaşamakta. Evet, Merkez Bankası'nın amacı Viyop işlemlerinde para kazanmak değildir. Buradaki amaç volatiliteyi önleyebilmek, dalgalanmayı bir şekilde sınırlayabilmek amacını taşıyan bir yetkiyi kullanmaktadır. Ama netice itibariyle ortada kaybedilen bir para var ise burada amaç oydu, buydu, şuydu tartışmasının da yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Zira buradaki dönen rakamlar küçük paralar değildir, oluşan zararlar da küçük zararlar değildir. Ben inşallah bu hafta sonu sizlere Merkez Bankası'nın genel anlamda bütün vadelerdeki pozisyonlarını ve bu pozisyonlara bağlı olarak da ne oranda zararda veya da karda olduğunun da tablosunu çıkarmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, şu an için dolarla ilgili, dolar Viyop'la ilgili olarak söylenecekler bunlardan ibaret görünmekte. Dolar şu anda 5.57'ler civarında hareketini devam ettiriyor. Yarın sabah saat 11 itibariyle Londra piyasaları açıldığı zaman hareketliliğin biraz daha ivme kazanmış olabileceğini görebiliriz.
takip etmemiz gereken en önemli seviye 5.62. Aşılabiliyor mu? Bunun üzerinde kapanışlar yapılabiliyor mu? Şu an için en kritik seviyemiz 5.62 seviyesi olarak bir kere daha tekrar etmiş olayım ve herkese gece dinleyenler için iyi geceler, iyi sabahlar dileyim. Sabah dinleyecek olanlar için de güzel, mutlu bir gün temenni ediyorum. Hoşça kalın, saygılarımla.